Sen bunu kendi oğlunla nasıl yaptın Mehram? Sen bunu benim babama nasıl yaptın? Saatin nerede kuzgun? Sen o geçirdiğin bütün yıllar boyunca hep gerçek kimliğine dolaştın. Senin kim olduğun zaten o saatin içinde vardı. Sus artık, sus. Sus yeter. Gerçek bu. Yalandı. Cebeci olman kocaman yalandı. Şimdi de hayatın yalanlıyorsun. Zaten kim neresinden çekiştirse elinde kaldı benim hayatım be. Baban diyorsun. Benim oğlumdu diyorsun. Babanı ben öldürdüm diyorsun. Sen nasıl... Sen kimsin, ben kimim? Ne oluyor lan? Sen benim kıymetlimsin. Bu öğrendiklerin sana sadece bunu söyler. Söylediklerimi dikkatli duy. Ya bırak bu edebiyatları. Sen kendi oğlunu öldürmüş adamsın. Gelmiş bana kıymetlim diyorsun. Madem senin için bu kadar kıymetliyim söyle. Babam nasıl öldü ya? Laga luga yapmadan, uzatmadan söylesene bana nasıl öldü babam? Çocuk. Bilmen gerekenleri zamanla öğreneceksin. Anlat be Behram, adı var, anlat. Ya anlat be adam, anlat! Peki. Baban öldü. Babanı boşuna arama. Gözlerimin önünde öldü. Yusuf beni reddetti. 18 yaşına geldiğinde soyadını değiştirdi. Bana karşı kazanmak için an içmişti. Kanını içen de sen oldun. Yıllarca onu sizi uzaktan takip ettim. Baban benden bir kere bile bir tek bir şey istemedi. Ta ki o güne kadar. O adam, Şeref, sana çalışıyordu. Babam onu yakalasaydı, ipin ucu sana kadar gelecekti. Babanı içeriden çıkarmayı teklif ettim kuzgun. Sana tamah eder sandın değil mi? Etmedi. Ama ucu sana deyince... Babam benim yüzümden öldü. Yüzünden? Benim yüzümden öldü. Bu savaş bitti. Ben kazandım, sen kaybettin. Babanı yasal yollarla hapishaneden çıkartamazdım. Ben de önce ona reddetmesine olanak tanımadan bir kurtuluş verdim. Kurtuluşu için ölmüş görünmesi gerekiyordu. Her şeyi ayarladım. Doktoru, hapishane müdürünü, cenaze işlerini. Yusuf'u bir hayat şansı olsun diye hapishaneden kaçırdım.
mısın sen? Sana özgürlüğünü verdim. Oğlum. Şu anda yasal olarak bir ölüsün. Ama özgürsün. Yine suç işliyorsun. Buna beni de ortak ediyorsun. Ben benimle ilgili bir yardım istemedim senden. Orada kalamazdın. O kasettekiler gün yüzüne çıksaydı da kalmayacaktım. Ama o zaman sen de o adamın şeref de hayatta kalamayacaktınız hiçbiriniz. İmkansızı istemeyeceksin. Önce Kuzgun'u bulacağım. Sonra da gidip teslim olacağım. Şimdi değil. Kuzgun'u bulacağım. Sana söz verdim. Gördük verdiğin sözü. Bir işe yaramış olsun bari şu çevirdiğin dolap. Gideyim oğlumu bulayım. Bana bir araba lazım. Geri getireceğim. Çekil yolumdan da hayatımdan da bir aramadı var. Kuzgun. Gözlerimin önünde öldü. Sonra ben onu... ondan kalanları o mezara gömdürdüm. Ben onu ellerimle öldürmedim. Düşmanlarımı öldürdüm. Koroğlu ve ailesi öldürdü. Ferman Koroğlu. O aileden kalan tek insan. O da benim gibi çalışıyor. Kimse yüzünü bilmez. İpini çekmek isteyenler sıraya girmiş Behram. Ama onlara sıra gelmeyecek, sana yemin ederim. Beni bir gün öldüreceksen o gün bugün değil. Beni sadece sen istediğin için vur. Babana ulaşmak için değil. Çünkü ona ulaşamazsın. Yusuf öldü. Düşmanlarımın tetikçisi olma. Ferman Koroğlu'nun tek bir amacı var. Beni senin öldürmen. Neden ben? Ha? Neden benim elimle öldürmek istesin ki seni? İsteyebilir büyük ihtimalle. Hatta %100. Ya bunu benden daha fazla nasıl isteyebilir bu adam? Bana bir anlat ya. Senin benim torunum olduğunu biliyor. Beni öldürdüğünde terzi dervişim Behram adı var. Oldu ortaya çıkacak. O zaman senin ailenin kim olduğu da ortaya çıkacak. Hiçbir adı var hayatta kalmaz. Bırakmazlar. Önce anneni, kardeşlerini, sonra da seni öldürürler. İnkar edecek bir tarafı yok. Sen babanın oğlu değilsin.
Sen benim torunumsun. Sen Kuzgun adı varsın. Anlasana çocuk. Olmak için doğduğun şeysin sen. Ben ölürüm Kuzgun. Behram adı var, adı seninle devam eder. Benim ismimin devamısın sen. Benim veliahtımsın. Ben senin veliahtın falan değilim. Ben senin canını almak isteyen adamım, anladın mı? Sen benim babamı hapse atan o adamsın hala. Bir şeyin değiştiği falan yok. Sen benim babamın savaştığı her şeysin. Duyuyor musun beni? Sen benim düşmanımsın. Sen benim için bir ölüsün ölü. Sen öldün, haberin yok. Behram adı var. Öldün sen.